Ay yalnız bir şey söyleyeyim, o Bülent'in tırnakları ne öyle ayol? Bir sana sormak Aa, lazım. ben bu ara çok fazla görüşmüyoruz. Yani dargın değiliz. Barıştık ama çok fazla görüşmüyoruz da. Bir Görüşen de öyle olmaz kendi mıydı? tırnağı Hayır, değildir ay herhalde. söylüyorum. Kendi tırnağı değil ama yani şu kadar insan şöyle bir tırnak. Ha, Bir de rahat birinin yüzüne edemez. sallıyor. Ay nasıl korkunç bir tırnak öyle ya. Bir şey söyleyeceğim. Normalde kendi tırnağı kısa mı? Yani... Bence sen arkadaşını gözden çıkarmışsın. Yok ama kız neresi kız, bak bir şey söyleyeyim, diyorum ben ona uzaylı Zekiye gibi boyanma dedim, kaç kere dedim. Bırak makyajını düzgün yap, buraya kadar pulları çıkarma diyorum. Arkadaşsam onda kötü gördüğüm şeyleri söylemeliyim. Ay lütfen siz söyleyin. İzmir'de o tırnaklar beraberdik güzel mi? biliyorsunuz. Evet. Adnan Şenses, Muhasebacı Bülent Ersoy konseri. Ay orada da çok olaylar olmuş. Yok aslında duydum, duydum. Tamamen iftira. Bu daha önce de yayınlandı. Öyle Bülent Hanım'ın densizliği olmaz. Hiçbir zaman kimseye saldırmaz, darp etmez. Kimi o... dayak olayı. Ay, o... Çocuğu dö... Yalan Ay, tabii o dur öyle bir dakika. Bir şey. Sen duymadın mı acaba? Benim adımdan bir de yazıldı, çizildi bunlar. Biz sen şaşırdık. Sen mi araya girmişsin? Hayır, yok Hayır, öyle bir şey. Gibi, o sız, ben anlatmışım gibi yazmış bazı gibi densizler. Öyle çıktı. Binlerce kişinin olduğu bir açık hava tiyatrosunda, yüzlerce kişinin olduğu bir kuliste, üç büyük duayenin olduğu bir kuliste böyle bir şeyin olması zaten mümkün değil, inanılmaz. Arada bir oluyor. Bülent Hanım o gün... Çok keyifliydi. Gerçekten çok da eğlendik. Sinan Bey'in organizasyonunda. Bahçe çok güzeldi. Adnan Bey müthişti. Muazzez Hanım çok iyiydi. Bülent Hanım gecenin sonunda gene çok yıldız gibiydi. Bütün kameralarda vardı. Gelinlikle çıktı dediler. Gelinlikle. Evlenme teklifi beklerken başına gelene ya, bakar mısın? Ya çok üzücü oldu. Evet. Orada evlenme teklifi bekliyormuş. Hani dalalım şimdi diyorsun konuya. Hayır dalalım göbekten diye demiyorum. Şimdi ağır ağır geliyorum. Provadan girelim ya. Ağır ağır. Provadan. Yalnız... Emel'in bakışları müthiş. Emel bir şey söyleyeceğim. Hayretler içinde dinle. Emel bir şey konuşmasın. Böyle bakıyor bir şey konuşmadan. Bakıyor. Hollanda'da konsere gitti zaten. Dönmüş evet olması lazım dün belki gece. Belki dün gece ya da belki sabaha kadar. Dün gece döndü ve bu olayı duyduysa inanılmaz üzülmüştür. Üzülmüş. Bülent. Tansiyon bu yakalanma şimdi olayını duyduysa inanılmaz üzülmüştür. Zaten çok tadı kaçırıldı işin açıkçası. Hani bu Kıbrıs'taki otelden kovulma hikayesi mesela. Aslında onun altında böyle bir şey olmadığını ben artık net öğrendim. Bence de olamayacağını düşünüyorum. Zaten olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani insanlar niye kendini bu kadar izah etmek zorunda kalıyorlar? Koskoca Bülent Ersoy. Her ne olursa olsun. Otelde bir tatsızlık mı çıktı ki bu kovuldu dendi? Yok. Bir şey otelde çıkan da... tatsızlık gazetecilerle Bülent Hanım'ın arasında. Bu kadarını söylesem yeterli mi? Haberde bir yerlerde çıkıyor doğal olarak değil mi? Otelden kovuldu haberi. O yani gün bir kere orada, başbakan orada yani değil. Sen diyorsun ki bir gece sonra beraberdiler başbakan. Onlar da intikam evet almak için kovuldu. Belli yani bölümü hepsi demeyelim de. Ve ama en acı tarafı Bülent Hanım şey Hollanda'ya giderken Kıbrıs'tan döndüğünde elinde belgelerle ki söyledi bunu ekranlarda. Utanıyorum dedi bunu yaptığıma dedi. Otel faturası ve uçak bileti gösterdi kadın ekranlarda. Bir de sonra yani, o olayın ertesi peki, günü Gülşen'i başbakanla beraber yani izlediler zaten. Bir BTR'yi izleyelim. Bülent Ersoy, Kıbrıs'ta bir otelde yaşadığı üzücü kovuldu haberlerine sessizliğini korurken, otel yetkilileri kovulmanın asılsız olduğunu ve böyle bir olayın yaşanmadığını söylediler. Her zaman gittiği yerlerde olay çıkarmasıyla tanınan Bülent Ersoy, konser sırasında da Hülya Avşar'a çarpık bacaklı kadın dedi. Peki Bülent Ersoy'un bu agresifliği ya da Hülya Avşar'la alıp veremediği nedir? Arasında Hülya ile Bülent'in arasında senelerdir süre gelen bir tatsızlık peki, var. Peki bir şey söyleyeceğim. Saniye de söyledi diye bir ifade var. Emrel Avşar'ın cenazesine bile gitmedi biliyorsun. Evet. Bülent Ersoy ki Emrel Avşar'ı çok sevdiği halde o kadar kırgın. Bir de Bülent kin tutmaz yani bu da hayret bir şey. Emrel Avşar'ın cenazesine gitmedi. Şunu söyleyeyim. Bu konuyla ilgili Helin'e telefon açıyor Bülent Ersoy ve diyor ki ablanla sevişmeyebilirim. Aramız bozuk olabilir. Görüşmeyebilirim. Ama ben bu kadar yıllık sanat hayatım boyunca böyle bir laf Hülya Avşar'a etmedim. Kimseye etmedim. Çarpık bacaklı gibi
Dolayısıyla da böyle bir şey söylemedim diye bir düzeltme. Hani ilet, böyle bir şey söylemedim, gönül koymasın, üzülmesin böyle bir şey söyledi diye. Şimdi bu bir zincirleme, gördüğün gibi gidiyor. Ne diyor otel? Bir kurgu mu gidiyor dikkat ederseniz? Evet, bir kurguyla Bülent Ersoy gidiyor. Üzerine bir kurgu gidiyor ama. Evet. Yani otelden kovuluyor, işte eşi aldatıyor, yok dayak attı deniyor sürekli bir... Ama şimdi bak, tamamen Edil'in söylediği onlar. Yani aldatmaya tabii gelmeyelim. O ertesi günü. Oteldeki zinciri söylemeye aldatmayı çalışıyorum. Daha sonra konuşacağız. O haber bir gazetede çıktı. O kurgu olamaz çünkü kızla el ele yakalandı çocuk. Nesi kurgu olacak? Hayır, tabii ben şunu söyleyeyim. Hayatı mercek altına bir anda alındı ki. Ama zaten magazincilere kızmış, ama beni Bülent niye çekmiyorsunuz? Ama Bülent Hanım'ı da annesi biliyorsunuz rahatsızlık geçiriyor Necla Hanım. Acil evet, şifa da diyelim burada. Acil şifalar diliyoruz. Çok zor diliyoruz. Bir dönemden geçiyor. Tabii. Sonra Bülent Ersoy bir tane bu ülkede bir tane daha. Bülent gelmedi Ersoy, yani tabii de ki. Gelmez de. İbrahim Tatlıses aynen, gibi İbrahim her zaman Tatlıses, söylediğim gibi. Behiye Aksoy, Gönül Akkor, size bunlar büyük değerler ve yerine konamayacak. Yani biz biraz ama da kırmasak bu büyük bu değerde insanı. Bak konuşmadan edemeyeceğim. Şimdi benim çok yakın arkadaşım, mutlaka bir sürü insan bunu izliyor ve bana kızacaklar konuştuğum için, ama bunu dayanamadığım ve iyiliğini istediğim için. Bu büyük değerse büyük büyüklüğünü bilsin, kendisine yakışan insanları kendisini arasın. Bu kadar arada büyük yaş farkı olan insanla birlikte olursan karşına bunlar çıkacaktır. Biraz da olayı bu yönden bakın. Hiçbiriniz onun benim kadar arkadaşı olamazsınız. Tabii siz çok yakınsınız. Hiç ben, Bülent'e en ufak bir şey olsa burada ilk gidecek olan benim. Ama ben arkadaşıma defalarca hiç dinlememesine rağmen bunu söylemişimdir. Ama oyacım, böyle bakın. Bir dakika İdil'cim, ikinci bir dakika değişim sana biliyorsun. Bir dakika. Böyle bir şeyi yakıştıramıyorum. Niye sen kendini üzüyorsun arada 38-39 yaş farkı olan bir çocukla? Bizim dargınlığımızın baş nedeni bu. İşte gönül çok o da konuyu, o da konuyu. Şimdi yani ben de mesela hep şunu diyelim. Savunurum. Yani camiyi çalan, işte minareyi çalan, kılıfını hazırlar. Böyle bir şey yani kimse kimseyi kınayamaz. O şöyle yapıyorsun. Ben arkadaşıma yaşarsan kıyamıyorum, kusura bakmayın. Yok yok, kınamak o başka bir değil. Şey. Sen sevdiğinden sen zarar görmesinden istemiyorum. Ha, ben de. Ama bak şunu söyleyebilirsin. Ben de mesela arkadaşlar arasında konuştuğumuzda ya da herhangi bir şeyde danıştıklarında böyle bir durum var ya da herkes için geçerli. Ben hep şunu söylerim. Ne kadar üzülürsün, ne kadar yara alırsın. Yani çok belli çok matematik üzülecek. Hesapları var. Evet. Yani biraz aklınız başınızdaysa bunu görebilirsiniz. Yani benim başıma böyle bir ilişkide neler gelebilir bunu hesaplayabilirsin. Onun için ben o kadar çok üzüleceğini zannetmiyorum. Çok üzülmüştür. Bence üzülmüştür. O kadar çünkü üzülmüştür ki bugün feci bir durumdadır. Hiç uyumamıştır tabii. Çok özür dilerim. Çünkü bu sene daha yani ben sevgili Seda'nın bir şovuna çıktığım dönemde gene bu konu gündeme gelmişti hatırlarsanız. Orada çok ciddi olarak kızmıştı hatta. Yani ben sevemem mi? Bana yakıştıramıyor musunuz? Ben güzel bir kadın değil miyim? Çok serzenişte bulunmuştu. Ben de çok üzülmüştüm. Dolayısıyla konunun üstüne çok fazla da gitmek istemedim. Gönül bu, doğru söylüyor Emel de yani. Biz gitmesek bütün magazinciler biliyorsun yok, bu konuyu işliyor. Yok yok, o anlamda söylemiyorum. Sabahtan o günden bahsediyorum. Şimdi evet. Başka türlü bir olay tabii, gelişti tabii bir ki. Bir olay oldu, yakalandı. Şimdi ben sana şunu sorayım o zaman, madem bu kadar da iyi tanıdığın için söylüyorum. Bu beyefendi genç bir arkadaşımız tabii ki. Daha önce de başına geldi diyorlar. Yani Armağan'da da aynı şey yaşandı biliyorsun. Cemal. Ondan Cemadler mi? Cemadler. Şey yani sonuçta bu arkadaşlar genç hanımlarla da bir yandan flört ediyorlar anladığım kadarıyla. Acaba gerçekten bir ilişki yaşanmıyor mu? Yani bir gönül ilişkisi falan değil mi bu? Bülent'in çok sevdiğini biliyorum. Karşı tarafı bilemiyorum. Bülent peki, bütün ilişkilerine son derecede sahip oluyor yani. Ama çok sevdiği ve zaman Bülent Hanım. Yani kırgın, yani sen o ilişkiye onay vermiyorsan en büyük düşmanı sen oluyorsun. Onca i̇şte sene yüzden mi konuşmuyorsun? Yani bunun başlangıcı bu yüzden yani başlangıç, kırgınlığın başlangıcı hiç o çanta falan çanta değil, değil mi? Çanta olayı değil. Bursa'daki şey olayı değil. Hani çanta sahneye bahane. Çıkma. Ay onlar bahane. Onları yani dedi ki bir arkadaşım, ben konuşmadım zaten. Hı-hı. Nur Yerlitaş'ın bir yerde anlatması ne olmuş? Bir şeydi galiba o çanta olayı. Onun benimle alakası yok. Benim olayım Bursa olayıyla ilgiliydi. Bir yanlış anlaşılma olmuştu. Konserle ilgiliydi. Bülent de evet onu düzeltti. Onu sonradan düzeltti ve biz barıştık. Asıl nedeni benim bu ilişkiye çok karşı çıkmam. Yani arkadaşımın üzüleceğini biliyorum. Peki nasıl yani bilmiyorum, size karıştıkları zaman mesela Bülent Hanım senin hayatına karışsa sen dinliyor muydun?
Yani tabii insanlar dinlemiyor ama bu kör gözün parmağına yani. Bu öyle bir olay. Bu çok belli. Peki bu kadıncağız bu çocuğu tehditle zorla mı hayatına soktu? Yani bu çocuğun annesi Bülent'in çok büyük hayranı. Evet. Çok sevdiği bir arkadaşı, senelerdir hayatında var olan İzmir'de bizim bu gece alemini çok seven bir Suat diye bir çocuk var, şarkıcı. Suat'la birlikte devamlı gezen Şehnaz, böyle bizim alemi çok seven birisi. Sen Bülent Hanım sadece genç arkadaşı annesi, bütün aileyi gayet iyi tanıyor. Yani bunu kardeşlerini biliyor, de tanıyor belki yani Bülent Hanım tanıyor. Bunlar nasıl anneler diyor? Ya bu anneler nasıl anneler? Anne karar verebilir çocuğuyla ilgili. Böyle annesi şey Bülent'in gelini olmasını çok isteyen birisi. O kadar hayran ki. Zaten Bülent Ersoy'a dikkat et. Cem'in zamanında Fatma'yla çok arkadaştı. Cemal'lerin annesi Fatma'yla çok arkadaştı. Kayınvalidelerini bir sever bir sever. Ay derim ki kız bak ayrılınca şey olacak, kötü olacak. Bu kadar fazla yapma derim, söylerim ben onu. Çok sever kayınvalidelerini. Yere göğe koyamaz. Tamam, buraya kadar anlaşıldı değil mi? Yani daha iddialı açıklamalarım az sonra. Hemen tamam, öyle ettim, kendimi yüzden hemen harcayamayacağım. Kusura bakma. Bu işi öğrendim. Hep az sonralar var. Daha iddialılar az sonra. Şimdi üstten geçiyorum. Cilada'yız da. Evet, mutlaka izliyordur ama. Mutlaka. Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından birinin sevgilisi sokak ortasında yasak aşkıyla el ele kol kola nasıl yakalandı? O gün konserdeydik, korumalar da vardı. Ben Berk Bey'i tanımıyorum, yani gıyaben tanıyorum. Ben ilk kulise gittiğimizde Yıldırım Mayruk Beyefendi ile elini sıktım. Zaten yemek yiyorlardı kuliste. Bülent Hanım'la görüştük. Sonra onlar açılışı yaptılar üçlü. Sonra arada tekrar gittik. Berk Bey sürekli kulise gitti geldi her aralarda. Çok ilgili miydi Bülent'le? Ya o kadar insanın önünde çok samimi davranacaklarını düşünmüyorum. Zaten öyle bir çocuk değil, ağır duruşu olan bir çocuk. Duruşu olan yani bir çocuk. Yani duruşu ağır bir çocuk. Yani onun baştan bu ilişkiye... Ama Çile Bülbülüm şarkısında feci bir Allah çekti bahçeye, büyük bir alkış aldı. Peki bu dayak konusu nereden çıktı? Vallahi internette biri benim adımı vererek Barbaros Şansal anlattı diye böyle bir yazı yazmış. Çok da üzüldük. Bir başka kanalda da bunun böyle olmadığını söyledik. Üstelik bir ulusal gazetede aslına astarına araştırmadan, çok ciddi bir gazetede, orayı referans alarak Bülent Ersoy işte erkek arkadaşını kuliste dövdü. Ondan sonra baktık başka haber yok, bar çıkışı dövdü. Bir sürü de... Seni aradı mı Bülent bu? Tabii, yani tabii. Sen söyledin mi böyle bir şey? Aradı ben. O, Komo'daydık biz. Bu sene Nur yoktu. Biz Yıldırım Bey'le Komo'daydık. İtalya'daydık ve o sabah kalktık. Bülent Hanım renkli kirpikler seviyor şov makyajında. Hemen karşımızda bir makyaj malzemesi satan vardı. Kahvaltıdan sonra Yıldırım Bey'le orayı gezerken ya bunlar Bülent Hanım'a çok güzel, şunları alalım dedik. Ve pembeli, mavili, rengarenk takma kirpikler aldık. Otele dönüyordum, telefonum çaldı, Bülent Hanım aradı. Barbaros nedir bu mevzu? Haberim yok benim, yurt dışındayım dedim, haberim bile yok. Ama dedim siz de oradaydınız, ben de oradaydım, yüzlerce insan vardı. Hani hiç kimse görmedi, duymadı, nasıl olabilir böyle bir şey? O Kıbrıs'a gidiyordu zaten, anladım bu mevzuyu dedi. Ve zaten sonra Sinan Bey'de konuyor. Öyle bir, onun aslı astarı yok. Fakat enteresan olan bu son olay, tabii ki aldatılma olayı ayrı bir konu ama son günlerde nedense sürekli Bülent Ersoy kovuldu, Bülent Ersoy dövdü, Bülent Ersoy onu yaptı. Böyle bir karalama kampanyası. Bir kampanya gibi hissediyorum. Önce yani. Bu konuyla ilgili bir telefonumuz var. Bu olayı bilen, anneye çok yakın olan, Bülent'in de arkadaşı olan birisi telefon hattımızda. Alo? Hayacığım. Alo, merhaba Deniz, ne haber? İyiyim Oyuşkom, sen nasılsın? Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler canım. Hoş geldin programımıza. Sağ ol, teşekkürler. Hayırlı olsun canım, benim programım çok güzel, izliyorum. Sesim biraz rahatsızım, dikkat ediyorsan, kısık sesim.
Peki Deniz'ciğim, bu konuyla ilgili izledin mi sen bu konuyu? Ya izledim, evet, çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm ama yani kaçınılmaz sondu bu, biliyorsun. Ayacığım yani sesin gelmiyor ayacığım. Hayır, ben seni dinliyorum. Seni dinliyorum, ha. Sustum. Yani, ne anlatabilirim? Hayır, ki? Hayır, kaçınılmaz sondu sen... bu. Zaten bu ilişki, demin dedim ki sen Oya'cığım, Bülent'e en yakın insanlar, bu yüzden Bülent'e kötü oluyor. Onlardan bir tanesi de benim, biliyorsun, en yakın arkadaşıyım. Arkadaşıydım, artık arkadaşlık da istemiyorum. Bülent'e dediğim zaman, Bülent'ciğim bu ilişki böyle böyle yanlış, kandırılıyorsun dediğimde bana inanmadı. Ben kötü oldum, devre dışı bırakıldım ki Şehnaz'ı benden iyi hiç kimse tanıyamaz. Deniz, çocuğun annesi Şehnaz Hanım'ı diyorsun. Evet, çocuğun Berk'in annesini. Onunla Bülent'le tanıştıran da benim. Bülent'e çok hayrandı dediğin gibi. Tabii. Bana geliyordu, ne olursun beni Bülent'le tanıştır, Bülent'i onunla tanıştır. Tamam dedim, tanıştırdım. Sonra bunlar tabii ki Berk'i tanımışlar. Berk'i bebekliğinden tanırım ben Berk'i, biliyorsun. Aralarında böyle bir şey olduğunda Bülent bana bunu söylediğinde dedim ki Bülent'ciğim, bu olay senin bildiğin gibi değil. Bu olayın içinde dönen dolaplar var. Bu çocuk sana aşık değil. Dikkat et, kullanılıyorsun dediğimde bana tavır alındı. Yine bu ilişkiye devam edildi. Ve ben hep özelde sana da demedim mi her zaman çocuğun sevgilisi var Oya'cığım? Dedin, sen söyledin. Çok üzülüyorum. Benim arkadaşım, onun gururunla, onurunla oynanmasına çok üzülüyorum. Devamlı söyledim bunları. Ama söylediğin için mi kötü oldun? Tabii canım, söylediğim için kötü oldum. Görüşmüyorum ben Bülent'le bir yıldır, bu yüzden görüşmüyorum. Yani bu olay çıktığından beri görüşmüyorum. Peki çok özür dilerim, bir şey öğrenebilir miyim? Ne kadar oldu siz Bülent Hanım'la tanıştıralı anneyi? Kaç sene oldu? Anneyi tanıştıralı benim yazdığımdaydık. Hatta İzmir'deki evime gelmişti Bülent Hanım. Orada anne Şeynaz bana gelmişti. Orada tanıştırmıştım. Hatta o zamanlar beni tanıştırma bu kadınla diye Bülent bana kızmıştı. Yani bir 200 senesi var herhalde. Yazdığıma Bülent Hanım benim yazdığımdayken Şeynaz Hanım da geldi. Orada yine ben çok istediği için Şeynaz'ı, ben gerçekten çok sevdiğim için çok severdim Şeynaz'ı. Çok tanıştırmak istedim, çok istiyor dedim, tanıştırayım bunları. Ne yaptım ettim, ben bunları tanıştırdım ve araları iyi oldu. Sonra bu olaylar çıktı işte ortaya. Bunu niye? Oğluna aşık olmuş. Çok özür dilerim. Olmuş. Bülent Hanım da bana bunu zaten söylediğimde, ben Bülent'e yapma dedim. Bak Bülent dedim, hiç asla söylemek de istemedim. Bir insana kötülük yapılırmış ama kötülük yapılan kişi en son duyarmış bunu dedim. Peki şunu öğrenmek istiyorum, niye sordum kaç sene oldu diye. Yani çünkü bildiğimiz kadarıyla... Kaç sene oldu? 4 sene oldu. 4 sene. Ama arkadaşımızla çok kısa süredir birlikteler. Yani bir seneyi tamamlamadılar bildiğim kadarıyla. Tabii canım, oğlan zaten askerdeydi, daha yeni geldi çocuk askerden. Peki o geçen sürede hanımefendi oğlu askerdeydi vesaire, nasıl o diyalog, o arada ne oldu? Yani o arada önemli. O zamanlar hiçbir hazırlık şey mı yapıldı zaten o zaman anne tarafından? Ya anne devamlı tabii ki Bülent'in oğlunla beraber olmasını istiyordu. Tek çocuğu mu var hanımefendinin? Hayır, bir oğlu daha var. Daha büyük galiba değil mi? Daha büyük bir oğlu daha var, evet. Evet. Evet, bir de Burak var. O daha hanımefendinin büyük mesleği ne? Ha. Ev kadını mı? Hanımefendinin mesleğini soruyor Barbaros. Hanımefendinin hiçbir mesleği yok. Şehnaz Hanım ev kadınıdır. Çok iyi bir insandır. Aslında Şehnaz da, hep de demişimdir Oya'cığım sana, Şehnaz da çok iyi bir insandır. İnsan olarak iyidir, fakat ona da dedim yapmayın, günahtır bu kadına, o da benim arkadaşım, etmeyin dedim. O kadının bir onuru var, gururu var diye 100 kere söyledim. Olmayacak, duaya amin demeyin. Siz sen, dedim bu kadına, efendim canım. Sen çocuğun sevgilisi olduğunu ne kadar zamandır biliyorsun? Hayır, ben değil, bütün cümle alem biliyor. Kim Bülent'e sevgilisi var dediyse kötü oldu, biliyorsun Oya'cığım. Yani o zaman sen, pardon çok özür diliyorum, siz biliyordunuz. Sen diyebilirsin tabii ki, buyurun. Dolayısıyla Oya da biliyordu. Oya bunu bildiği için karşı çıkıyordu bu ilişkiye. Doğru muyum? Tabii canım, tabii ama canım. Tabii canım. Anne, ama anne sistemli bir şekilde. Ben
ama şunu da söyledim. Eğer ki dedim gerçekten belki Bülent'i seviyorsa, gerçekten ona bir şeyler verebilecekse, aşk duyacaksa olsun, bunu ben de isterim. Gönülden de desteklerim. Fakat böyle bir şey yok. Bir gece Bülent, Berk'le benim konuşmamı söylüyorum size şimdi. Berk beni aradığında, ya aslında söylemek de istemiyorum ama olmaz Deniz abla dedi ya. Olmaz dedi. Niye olmaz diyor? Ya böyle bir şey istemiyorum. Annem yapıyor dedi. Çocuk bunu bana kendisi söyledi. Hmm. Ben yalan mı söylüyorum? Kaç yaşında insanım? Ben bunları Bülent'e hep söyledim. Bülent bunlar olmayacak işler, yapma dedim. Ama ben biliyorsunuz Bülent'e yapma dediğin zaman kötü oluyorsunuz. Peki ve siz... Biz kötü olduk Oya'cığım. Siz Bülent Hanım'la aranız açılınca bir senedir görüşmüyoruz diyorsunuz. Yani olaydan sonra görüşmüyoruz. Evet. Şehnaz Hanım'la görüşmeye devam ettiniz. Hayır, Şehnaz'la da görüşmemi onunla kestim. Onunla da görüşmüyorsunuz. Onlar çünkü neden Şehnaz'la da görüşmemi kestim? Arada ne duyuyorsa dedikodu, ona götür bunu. Ay sevmediymişler. İnsanlar bir şeyler yaşar ama o olay da orada kalır. Devamı anlatılmaz veya ara kızıştırmak için bir şeyler, insanları kullanmak çok büyük şeyler bunlar. Şimdi nasıl öngörüyorsunuz bu olaydan sonra mesela siz durumu ne olacak? Ne? Efendim? Bu durum yani bu yakalandı ya. Bu aldatma ya, durumu belki ne olacak? Evet. Aynısını, aynen size söyleyeyim ne olacağını. Bu yalayıp yutulacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Anlıyorum. Bunu yalayıp yutacaklar. Ben Bülent'i tanıyorsam böyle bir şey yalayıp yutmaz Deniz. Pardon Oya'cığım, geçenlerde kızlar resmi çıkmadı mı? Ne dediler İzmir'den? Kuzeni dediler. Buna bir şey uydurmayacaklar. Ama yine şimdi, uyduracaklar. Şimdi bu, çünkü cici mamalar kesilmesin. Hayır, sen bu, bunu biliyorsun. Yapma. Bu unutulacak bir şey değil. Yani bu belli ki kızla ikisi el ele yakalanmışlar. Bu kuzeni falan hikayesini yutmaz. Yani o medyada kadar şey üstünü mi kapatabilirler hayır, belki inşallah ama da öyle Bülent olur. Bakın ben yine söylüyorum. Bülent Ersoy çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzüldüğüm için Bülent'e çok şeyleri gösterdim. Bülent bak dedim, bunlar hep yanlış ilişkiler. Bu mesajlar, bunlar hiçbirisi oğlan tarafından atılmıyor diye hepsini ispatlı elimde mesajlarla gösterdim. Pardon, oğlan bunu mesaj atmıyor yerine Oya'cığım, annesi mi atıyor? Ben anlayamadım. Annesi mi atıyor? Oğlan mesaj atmıyor da yerine annesi mi atıyor? Evet hayatım, annesi atıyordu. Peki ben bir sahne gördüm. Bülent Hanım sahnedeydi. Beyefendi de aşağıda oturuyordu arkadaşlarıyla. Yani bayağı aşk gibiydi. Ben de orada artık dedim ki Deniz bir şey söyleyeceğim. Bu son İzmir görüntülerinde ben de dedim ki yanılmışım. Demek ki çocuk da Bülent'i sevmeye başladı. Bakın, şimdi ben bir sene öncesini konuşuyorum. Bir sene sonra şimdi Berk onu seviyor mu sevmiyor mu onu bilemem ben de. Belki de Berk de seviyordur. Peki seviyor ise bu görüntüler niye o zaman, bu aldatma niye? Peki bu başka bir şey daha merak ediyorum. Bu kızla bir senedir ilişkisi varsa kız bunların ikisini görmüyor mu? Kız da demiyor mu beraber oldu çocuğa? Nedir bu ilişki? Sen niye Bülent'in yanındasın? Niye el elesin? Evet, aslında en sorgulanması gereken başını, evet, başını evet, omzuna ne ama çok çocuklar. Buna şöyle bir açıklık getirebilirim. Herhalde kıza da şöyle bir şey söyleniyor. Ben öyle düşünüyorum. Böyle bir şey yok. İşte o öyle olmasını istiyor. Öyle olsun. Sen bunları duyma. Bizim böyle bir ilişkimiz yok değil mi herhalde? Yani aralarında beklenen bir ilişki yok. Görsel bir şey var gibi mi? Yani böyle bir şey herhalde kıza söylüyor. Kız da işte onlara geliyor. Annesinin arkadaşı diye bilmem ne diyor herhalde. Konuşmuyorlardı. Fakat ben çok üzüldüm. Yine söylüyorum. Keşke hiç bu olaylar olmasaydı, keşke benim arkadaşım yara almasaydı. Keşke. Belki çok iyi bir çocuktur. Bak bunun üstüne basa basa söylüyorum. Belki benim canım oğlum kadar sevdiğim, bebeğim benim. Ona da çok üzülüyorum şu anda. Hiç durduğu yere bu olaylara karıştı. Şehnaz Hanım öyle. Şehnaz da iyi bir insandır. Şehnaz kendisi karıştırdı bu olayları. Şehnaz'ı değil. Berk'i ayıralım bu olayda ve arkadaşımızı ayıralım. Yani bu olayda bir suçlu varsa Şehnaz Hanım. Öyle görünüyor. Suçlu. İki kurban var yani. Hem Berk Bey hem Bülent Hanım kurban olmuşlar. İki kurban bir burada. Tane suçlu bu olayı. Şehnaz evet. Hanım'ın gönlü aynen olsun. Öyle. Şehnaz Hanım eğlensin diye. Peki Deniz'ciğim katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Canım başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Dersiniz, saygılar sunuyorum. Hepinize öpüyorum. Sağ olun canım. Bay bay. Tabii aldatılmak hiç hoş bir şey değil. Kim olursa olsun. İkisi de bekar insanlar. Zaten yani
onların ilişkileri, hani biz daha da fazla içine giremeyiz o ilişkinin. Neticede Hülya Hanım da aldatıldı. Değil mi? Herkes aldatıldı ya zaten yani. Aldatılmayan yok. Hepimiz aldatıldık yani. Kocaman bir aldatma içindeyiz şu an zaten. Hayır, herkes aldatılıyor. Bu ilk defa Bülent'in başına gelen bir şey değil. Ama tam evlenme teklifi beklerken böyle bir şeyin olması çok kötü. Ben o kıyafetin gelinlik gibi dikildiğini ve İzmir'de evlenme teklifi beklediğini onu bekliyordu. Duydum. Başını biz yaptık. Gelin başı gibi yaptık. Ne dedi size gelirken? O elbise bizim değil, başka bir arkadaşımızın. Bizde iki elbisesi var. Aslında Tarkan'ın bir şarkısını seslendirdi biliyorsunuz Bülent Hanım ve müthiş bir parça. Dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. O iki ses bir arada inanılmaz bir şeydi. Ona bir klip söz konusuydu. Biz o klipler için iki kostüm kıyafet yaptık. Sonra konserde de giy bunu dedik. Yani klip ertelendi, geç çekilecek. Kullan güzel elbise. Biri rengarenk, onun sevdiği o çingene pembeleri, yeşiller, fıstık yeşili. Diğeri de uçuk pembe bir drape elbise. Üstünde bütün güller var. Yakışıyor da kendisine. Ama o konser zamanı işte gittiğimizde gelin başı gibi hatta o başı çiçeklerle, krenlerle yaptık. Çantası da mücevherleri Yıldırım Bey'in kucağında kaldı. Bütün konser biz Berk Bey'le yan yana oturuyorduk. O görüntülerde gözükmüyoruz. Sen Berk'in gözünde böyle bir aşk sezdin mi? Ben üçüncü şahıslarla çok ilgilenmem. Bülent Hanım benim için kalıcıdır. Sel gider kum kalır çünkü. Çok güzel söyledin. Yani Bülent Hanım olduktan sonra onun hayatına giren çıkan insanlar aksesuar olmaktan öteye geçmeyecektir. O Bülent Ersoy. Ama tabii espriyle yaptı onu. Sonra bir tane daha tekme attı. Onun da parçası beni yalayarak geçti. Hani çocuk da bu durumda korkup kaçmıştır. Yok yok, o kadar. Korkunca yani Bülent Hanım atar kadeh falan Kıbrıs'ta da. Evet, bir çok ama bunu yanlış nazara anlayıp karşı şey yapmış olabilirler yok, mi? Hani şiddet hikayesi. İşte VTR'lerde vardır. Çile bülbülüm çilede Allah diye çocuk da şarkıya eşlik ediyordu. Beraber oturdular. Şarkı da söylediler binlerce insanın önünde. Ama tabii şöyle bir şey bakmak lazım. Bizler hep kendi duygularımıza ve gördüklerimiz ve duyduklarımızla bakıyoruz insanlara. Oysa koku, doku ve tattır aşk. Evet. Doğru. Biz çocuğa dokunmadık. Biz çocuğu öpmedik. Biz çocukla yemek yemedik. Onun elinden börek yemedik. Evet. Yani o yüzden biz şimdi iki insanın özelini çok fazla içine girmeden sathi geçiyoruz. Çünkü gördüğümüz ve duyduğumuz kadarıyla, bize gösterilen kadarıyla bakabiliriz. Evet. İkisinin duygularını mutlaka bilemeyiz. Ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. O da ayrı. Yani hem şu anda gündeme taşınmış olan. Hanım çok haklıydı o konuda anne dediğinde. Evet. Bütün yaptığımız muhabbette de zaten faktör anne çıkıyor. Anne çıkmasında şunu görüyoruz ki Türkiye'deki çekirdek aile yapısında büyük sıkıntı olduğunu anlıyoruz. Evet. Son eğitim, sağlık ve güvenlikte çekirdek ailede bir çöküntü olduğunu görüyoruz. Aslında keşke mutlu olsalar, gökten 3 elma düşse, 4 düşse, ben de varım. Bana armut düşer tabii biliyorsun, iyisini ben yiyeceğim için. Biraz bazen yapıyorum işini. Hani mutlu olsalar keşke, çok da üzerlerine gitmeseler. Bülent Hanım bunun açıklamasını yapacaktır. Gerekirse ayrılma kararını alacaktır. Daha önce de yaptığı gibi. Belki yepyeni bir aşkı var, bilmiyoruz ki. Hollanda'dan yeni döndü, belki orada birine aşık oldu. Yok, aslında insanlara biraz ibret de yani. Eğer annenin böyle planları varsa, tanımıyoruz etmiyoruz tabii, bu çok gıyabında konuşuyoruz. Anne annenin böyle planlar çok istediğini yapmışsa, biliyorum ben. İşte yani böyle planlar plan yapmışsa demişse ki yani Bülent'e hayranlığından çok hayran, çok seviyor Bülent Ersoy'u. Annenin en büyük arzusu herhalde ikisinin birlikte olması. İşte bunu yapmaz. Bütün bunları yapmasaydı. Arkadaş olarak kaldığı yerde sorduğum soru kadar şuydu. Demek ki mesleksiz insanlardan biraz uzak durmak lazım. Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Yani eğer bu kadar çok seviyorsa, yani arkadaş olarak kalsaydı sonsuza kadar kalırdı. Ama şimdi öyle bir şansı da kalmadı. Ya da ne bileyim, kadıncağızın erkek kardeşi vardır vesaire. Ne bileyim, şimdi ailede başka. Ne olmadı, başka verildi. Ha, yok canım, hayır, o kadar da değil herhalde. Yani. Çocuğun abisi var. Bir tane abisi var çocuğun. Bu arada Bülent Hanım'ın bu otelden kovulma hikayesiyle ilgili bir VTR'miz varmış. Kendi açıklaması varmış Bülent Hanım'ın. Bir onu seyredelim. Bülent Ersoy anaokulu esprisi yüzünden otelden kovuldu mu? Kendinizi yine tüyü alarak yakında anaokulunun önüne gideceğim demişsiniz. 1902 doğumlu karı anaokulunun önünde dolaşıyorsa sen de o işi istersin tabii ki. Normaldir. Benim sevgilim veyahut da eşim olan insanlar da efendim çok o genç yaşta oldukları için
Ben kendimi tiye alıyorum. Yani efendim kendi yaşıma uygun değil. Yani böyle diye burada kendimi tiye alıyorum. Diyorlar ki Bülent Hanım çizmeyi açtı ve otelden de kovuldu. Siz yalancısınız. Çünkü bütün göstergeleri sunuyorum. Siz yalan konuşuyorsunuz. Hem şimdi zat-ı alinizin aracı olması hasebiyle muhterem izleyicilerime kendi nefesimle, kendi ifade gücümle ifade ettiğim göstergeler sunarak ifade etmeme karşılık sayın patronaj seviyedeki kişilerin açıklamalarıyla da bu tokat gibi o yalancı insanların yüzlerine vurulacaktır. Bu hayat benim hayatım. Ben kimse için yaşamıyorum ve kimse için de yaşamam. Onun için ben böyle istiyorum. Son nefesime kadar da böyle yaşayacağım. Bunun hesabını kimseye vermem. Bir daha yerine yenisi konamayacak nitelikte bir sanatkara efendim onu özel kalıplarda saklamak, ona efendim saygı duymak ve ona zarar gelmesin diye onu korumak varken neden acaba bu kadar kolay harcama politikası yapılıyor? Söyledi zaten. Evet. Benim hayatım evet, dedi. Evet, çok ayıp bir şey zaten. Böyle savunma durumunda kalmak ne kadar zor ayıp bir şey insanlara. Ama böyle bir şey çıktıysa otelden kovulmadan, kovuldu diye bir şey çıktıysa ne ayıp, değil açıp mi? Söyleyecek. Böyle... Tabii kendini savunacak. Bunun bir onu yok. Onu... Savunması değil. Bunun yapılması ayıp. Çünkü Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile bir gece sonra zaten Gülşen'i bitişik masalarda izlediler. İzlediler. Otel sahibi beyefendiyle ben de Ocak ayıydı galiba ya da Mayıs ayıydı. Kıbrıs'ta bir ödül törenine gittim. Yılın en iyileri ödülüne. Orada beraberdik. Beyefendi de çok düzgün bir adam. Yani beyefendiyi ya de tanıyorum. Anlaşılmasın. Ben de bunu savunuyorum. Yani Bülent'in kovulmadığını, bunu yanlış bilgi olduğunu ben de bunu savunuyorum da hani otel sahipleri çok kültürlüdür kovmaz diye değil yani. Yok, yok, Harika Avcı olayı var çocuklar gözümüzün önünde hep şey ben içinizde en iyi magazini ben biliyorum demek ki. Sen seneler çok önce, geziyorsun. Evet Harika Avcı kovulmadı mı yani? Yani o yıllar Ekici Över gazinosu zamanları İzmir fuarındaydık hep beraber yaz oldu mu biz İzmir fuarına giderdik. Güngör Bayrak, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Emel kimler, Sayın. Kimler? Herkes oradaydı. O tarihlerde Efes Oteli'nden kovulan sanatçı sayısını çıkartsak neler olur hesap ortalık mı ödemeyi? Yani. Bak onu onu bilmiyorum. Hesap ödenmiyor zaman ne yapsınlar yani o başka bir şey. Hayır, hesap ödememeler o zaman zina suçtu cumru meşrutlar çarşaflarla çift çıkarırlardı lobiden hep geceleri polis gelir Allah yani. Allah, neler yaşardık o devirlerde. Hayır biz şimdi sanatçı şeyini bir benim bildiğim bir Harika Avcı mesela olayı var. Bir Antalya'da bir otelden gece yarısı çıkarıldı. O da bir izleyiciler arasındaki bir beyle herhalde polemiğe girdiği için çıkarıldı. Demek ki otel sahipleri zengin ve kültürlü olabilirler. İstemeyince gönderebilirler. O tabii ki. Yani o ayrı bir şey. Yani bir iddia tabii ki. Sen tanıdığın için sormak istiyorum özellikle Oya'cığım. Bu Berk Bey'in abisi deminden beri böyle hani ufak kenardan gidiyorum ama sanki Bülent Hanım'la daha önce onun bir yakınlaşması oldu mu, bir flörtü oldu mu öyle hani bir duyum aldık ama. Şunda öyle bir duyum olabilir ben bu konuda susma hakkımı kullanacağım. Çok iyi bildiğim bir şey yok. Bildiğim bir şey yok. Çok iyi bildiğim bir şey yok. Susma hakkımı da kullanacağım ama anne çok çok meraklı ya hani bu olmadı bu oldu gibi mi? Yani, süper bacanaklar neredesiniz ya? Annesi çok seviyor. Süper bacanaklar neredesiniz? Bunu da bu var. Bir de bunların bir kuzenleri var. Bir de onlara bakın şeklinde. Dayısının oğlu halasının kızı mı yapmayın? Anne çok ister gelin olsun Bülent'in. Çok hayran. Yani hakikaten ille de ilişki yaşanması gerekmiyor. O anlamda söylemedim. Tabii. Acaba anne şansını böyle de denemiş olabilir ha, mi? Sanki büyük oğluna istedi Bülent. Olmadı küçük oğlu gibi. Yani olabilir o zaman böyle bir merak varsa. Görücü yollasaydı. Evet bu konuda bir çok bildiğim bir şey yok. Onu bir izleyelim. İzleyelim. De. Daha benden ayrılmadan başka sevgilim olur.
Bülent Ersoy, Kıbrıs'ta bir otelde yaşadığı üzücü kovulduğu haberlerine sessizliğini korurken, otel yetkilileri kovulmanın asılsız olduğunu ve böyle bir olayın yaşanmadığını söylediler. Her zaman gittiği yerlerde olay çıkarmasıyla tanınan Bülent Ersoy, konser sırasında da Hülya Avşar'a "çarpık bacaklı kadın" dedi. Peki Bülent Ersoy'un bu agresifliği ya da Hülya Avşar'la alıp veremediği nedir? Nedir? Neden Hülya Avşar'la alıp veremediği Bülent'in? Bir anda böyle kendi sınava girmiş gibi. Şimdi Hülya Hanım'ın bacakları da sütun gibi değil. Tabii ki bu abartılmış bir ifade. Ama Hülya Hanım da Barbie bebek değil. Yani hani böyle bir lafı da zaten Bülent Hanım etmez. Ben Hülya Hanım'la yani bir sohbet programında... Ama aramızda yani söyleyebilir. Ayrıca şakalaşabiliriz de. Şakayla da söyleyebiliriz. Kimde neler söylüyorlardı? Tabii ki. Ben provalarda neler duyuyorum. Ayol bana şişman diyorlar, alınmıyorum da bacaklarım çok güzel. Halbuki zafiyet yani. Geçirmiş gibisiniz bana göre. Ben de şişmanlar gördüm yani. Şimdi ben Hülya Hanım'la daha önce bir televizyon kanalında yaptığı bir şov programında iki kere konuğu olmuştum. Biri Uydu Platformu'ydu, biri Ulusal Kanal'dı. İkinci konuğu olduğumda konu Bülent Hanım'a geldi. Ben de o ara Bülent Hanım'a bazı kırgınlıklarım vardı. Ben Bülent Hanım'ı hani sevmiyorum şu an ama sanatına her zaman saygım evet. Sonsuz dedim. Hülya Hanım da sanatına da saygım yok dedi. Şimdi orada bir durdum. Kim dedi anlamadım. Hülya Hanım o tarihte o televizyon kanalında ben sevmiyorum dedi. Sevmeyebilir. Kimse kimseyi sevmek ya da saymak zorunda değil. Ama herkes birbirine saygı göstermek zorunda. Şimdi bir Melahat Pars ekolünden gelmiş bunca yıl Türk sanat müziğini herhalde açık ara önde dört dala koşturmuş sesiyle, birinden sessiyle, şovlarıyla. Ses. Bunlar iki taneler biliyorsunuz Cumhuriyet tarihimizde. Üçüncü çıkmaz. O janrda biri Zeki Müren rahmetli, biri Bülent Ersoy'dur. Pop müziğinde de bir tanedir. Duayen o da Barış Manço'dur. Yerleri doldurulamaz bunların. Türk sinemasında da Türkan Şoray'dır. Bunların yerleri doldurulamaz, yanlarından geçilemez. Dolayısıyla orada bir polemik çıktı da Bülent Hanım bana da çok kızmıştı ki çok eski ahbabım. Sen ne demiştin? Ben işte dedim, ben dedim kendisini şimdi sevmiyorum. Ama, ama sanatına saygı duyuyorum dedim. Sen insanı seversin sevmesin ama sanatını yetişmiyor. Ben de bazen provada da karşı kapıda denyolaşma diyor bana, sinir oluyor. Hani siz de dolayısıyla. Evet. Bazen çok eski yıllardan rahmetli Cengiz Özer hatırlarsınız zamanında. Biz artık çocuk, ben 55 yaşındayım. Bülent Hanım da benden 3-5 yaş büyük, daha da fazla değil. Biz de Kadıköy'ünde çocuklar olduğumuz için beraber büyüdük yani. Tabii. Ve dolayısıyla biz birbirimize o mesafeleri zaman zaman kaldırıp telefonda birbirimize kızabiliriz, karşılıklı konuşabiliriz, yakınız. Ama Hülya Hanım Bülent Hanım'la hiçbir zaman dostluk yapmadığı için Bülent Hanım hakkında sanatıyla ilgili konuşma hakkına sahip. Benim hatırladığım bu olayla ilgili Hülya Avşar'ın bir televizyon kanalına çıkıp benim oğlum olsa Bülent Ersoy gibi bir gelinim olmasını istemezdim dedi. Yanlış telaffuz Aman etmiş gülme olabilirim. Komşuna gelir başına yalnız. Hayat açıkça da böyledir evet, işte. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim ama bu tarz bir şey söylediği için o dönemde de Bülent'in bir ilişkisi vardı. Herhalde Armağan Uzun'la evliydi. Bülent buna çok kırıldı. Gönülden çok kırıldı. Çünkü ben Bülent'in... Hülya Hanım'ın da evli adamla ilişkisi oldu Tanju'yla zamanında. Hayır yani. Bu evli adamla değil. Bülent gibi bir gelinim olmasını istemem dedi. Bunu ne mana dediğini bilemeyiz. Belki hani Bülent çok kavga çıkarıyor, sinirli falan diye. Onu da kastetmiş belki, evet, olabilir. Olabilir. Bu yüzden Bülent Armağan Uzun'la evli olduğu dönemde herhalde ki doğru hatırlıyorum. Buna çok kırıldı Bülent. Hatta dediğim gibi Emral Avşar'ı çok fazla severdi. Emral'in cenazesine bile rahmetlinin bu yüzden gitmedi. O dönemden süre gelen bir kırgınlıkları kırgınlık var. Sonra yine bir şey hatırlıyorum. Ölsün mü dedi, ölürse üzülmem mi dedi. Hülya'nın çok sivri açıklamaları evet, var. Evet, Hülya bazen dilinin ayarını da şaşırıyor. Niyeyse bilmiyorum. Ama bir şeyi de unutmamak lazım. Siz de o dönem... Terazi Burcu ya, bazen söylediğinde yanlış anlaşılıyor. Siz Oya Hanım yani, çok iyi hatırlar. Ay sen bu ölmüş lafının Bülent nesi yanlış anlaşılacak? Yapma Bülent Allah aşkına. Bülent Hanım'ın İzmir fuarında, fuara bakın Emel Sayın dahi araba girmesi yasaktı biliyorsunuz. Evet. Yürüyerek girmek zorundaydı. Bir Bülent Ersoy arabayla giriyordu solist olarak.
O tarihte Hülya Hanım tacını yeni kaybetmişti. Güzellik yarışmasından elenmişti. Hiç unutmuyorum, Göl Gazinosu'nda Muazzez Abıcı'nın solist olduğu Gazilo'da, kadroda Erkan Yolaç'la çıkıp ben şarkı söylemeyi bilmem, size bir vals yapayım diyordu ve hep uzun kabarık etek giyiyordu bacaklarından nedeni. Onunla vals yapıp içeri giriyordu. Bir Hülya Avşar'ı böyle tanıdık.